Mutfaklarda kullanılan LPG e, tüpünün üzerinde aşağıdakilerden hangi işaret bulunur? Arkadaşlar mutfakta bulunan e, tüpünün içerisinde üzerinde şu işaret bulunur arkadaşlar. Bu işaretin anlamı neydi peki? Yanıcı ve parlayıcı demekti. Yandaki işaretler verilmiş arkadaşlar. E, 1 ve 2 ile gösterilen güvenlik sembollerinin anlamları nedir diye bize ne yapıyor soruyor. Arkadaşlar şu şekilde ünlem işareti olduğu zaman bunun anlamı zehirleyicidir ve tahriş edicidir anlamındadır. Şu şekilde yarım insan olduğu zaman da bunun anlamı arkadaşlar kanserojen anlamına gelmektedir. Yanıcı maddelerde yandaki güvenlik işaretinin bulunması gerekir. Buna göre bu güvenlik işaretine sahip maddeler için ee yukarıda verilen tehlike önlemlerinden hangilerini almak gerekir? Yani hangi önlemleri almamız gerekir diye bize söylüyor. Vücuda temas ettirmekten kaçınılmalıdır. Arkadaşlar bununla ilgili değildir. Eee, ikiye baktığımız zaman sadece orijinal kabında muhafaza edilmelidir. Çünkü arkadaşlar bunlar yanıcı maddelerdir. Dolayısıyla kendi orijinal e, kabında muhafaza edilmelidir. İşe baktığımız zaman alev, e, kıvılcım ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Bunlar arkadaşlar yanıcı ve parlayıcı anlamına gelir bu işaret. Dolayısıyla bu işarete sahip olan maddeler kendi orijinal kaplarına muhafaza edilmeli. Ateşten, kıvılcımdan, ısı kaynaklarından ne bileyim sürtünme gibi bir takım işlemlerden uzak tutulmalıdır. Dolayısıyla bunun cevabı 2 ve 3 olacaktır. Şekilde verilen laboratuvar güvenliği amaçlı temel uyarı işaretlerinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir diye söylemiş. Arkadaşlar bu neydi? Yanıcı ve parlayıcı anlamındadır. Dolayısıyla bu, bu e, bunun işaretinin olduğu yerlerde kesinlikle ne yapılması lazım? Yani yangının güvenliğini almak lazım. Çünkü madde yanıcıdır. E, dolayısıyla B diyoruz. Yangın güvenliği diyoruz. Radyoaktif madde anlamına gelen güvenlik işareti aşağıdaki ilerden hangisinde bulunmalıdır? Ee, arkadaşlar radyoaktif uranyum, toryum bunların üzerinde e, şu işaret bulunur çünkü e, uranyum, toryum e, radyoaktif maddelerdir. Güvenlik e, sembolleri verilen ve bunların anlamlarının doğru eşleştirilmesi nedir diye söylemiş. Bu şekilde arkadaşlar kuru kafa olduğu zaman e, bunun anlamı nedir? Toksik anlamına gelir. 2'ye baktığımız zaman arkadaşlar şöyle e, o işareti var, üstünde yangın var. Bunun anlamı arkadaşlar yakıcıdır. Dolayısıyla 2C'ye götürmemiz gerekir. Bu şekilde e, ağaç ve balık, su olduğu zaman da bu da çevreye zararlı anlamına gelir. Dolayısıyla 3'ü de B'ye götürmemiz gerekecektir. O halde 1'i A'ya, 2'yi C'ye, 3'ü de B'ye götürüyoruz. Bu şekilde bir eşleştirme vardır. Yandaki güvenlik işaretine sahip bir maddeye temas eden kişi yukarıdaki önlemlerden hangilerini uygulamalıdır? Bu işaretin anlamı neydi arkadaşlar? Radyoaktif anlamına gelir. Dolayısıyla böyle bir maddeye eğer temas ettiysek hemen ellerimizi atmalıyız, yapmalıyız? Yıkamalıyız. O halde birincisi doğrudur. Giyeceklerini çıkarıp arkadaşlar poli etilen bir torbaya koy koyarak ee, ne yapılmalıdır? Ee, üzerinden çıkartılmalıdır. Dolayısıyla ikincisi de doğrudur. Alev ve ısı kaynaklarından uzak durmak bu anlamı yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir e, maddeye temas eden kişi ellerini yıkamalı. Geleceklerini çıkarıp polietilen bir torbaya koymalıdır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Etiketine şekildeki güvenlik sembolünü taşıyan bir madde için alınacak önlem nedir? Burada bir cam malzeme var ee, ve Arkadaşlar bunun anlamı güneş ışığında bırakma anlamına gelir dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Kimyasal maddeler endüstride, iş yerlerinde, evlerimizde ve benzeri birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Buna göre yukarıda belirtilen çalışma alanlarından hangilerinde kimyasal maddeler yaygın olarak kullanılır? Arkadaşlar kimyasal maddeler sağlık sektöründe kullanılır mı? Evet. Metal sanayisinde kullanılır mı? Evet. Tekstil sanayisinde kullanılır mı? Evet. Dolayısıyla kimyasal maddeler arkadaşlar sağlık, metal, tekstil sanayisi başta olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olarak 3 olarak bulunacaktır.